başlığımız kalıplaşmamış söz öbekleri arkadaşlar. Adı üzerinde kalıplaşmamış yani atasözleri, deyimler vecizeler gibi değiştiremediğim değil aslında değiştirebildiğim sadece anlam derinlikleri olan Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapılması istenen, yorum istenen ifadelerden bahsediyorum aslında. E, tanım olarak baktığımızda cümlede kalıp içerisinde olmayan, belli bir anlam içeriğine sahip olan, ikileme, deyim ve atasözü olmayan söz öbeklerini kalıplaşmamış söz öbekleri diyoruz. Bu söz öbekleri grupları genellikle mecaz anlamlı arkadaşlar. Çünkü sizden yorumda istiyor aslında biraz. Mecazlı ifadelerin açılması, gerçek anlamlarının bulunması, yani Türkçeden Türkçe'ye tercüme yapılması istenmekte. Yani sözcükler arasında, cümleler arasında aslında kelimeler arasında anlam ilişkisi bulmaya çalışıyorsunuz aslında. Nasıl yani? Bir örnekle bakacak olursak romanlarını yazarken beynini lastik gibi gerginleştirirdi diyor. Şimdi lastik gibi gerginleştirmek. Düşünüyorsun lastiğin esneyebileceği bir sınır vardır. Evet gerginleşiyor uzuyor ama esneyebileceği de bir sınır vardır. Uzayabildiği bir sınır. İşte sınır sözcüğünü bulmak işi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Yani siz okuduğunuz cümlenin altı çizili yerin ne anlama gelebilir acaba diye e, beyin jimnastiğini yapıyorsunuz. Bu söz öbeği aklının sınırlarını zorlamak şeklinde anlaşılabiliyor o halde. Şimdi ben ne yaptım? Cümleyi kendimce bir yorumladım. Lastik dedim gerdim. Ne yaptım bunu? Bir sınır belirledim. Gidebildiği yere kadar çektim. Sonra sınır kelimesi bana insanın sınırlarının olabilmesi ya da roman yazarken beynini kullanmaktan kastettiği şey o halde klasik romanların dışına çıkmak, alışılmış romanların dışına çıkmak anlamını ifade etti. Yani aklının sınırlarını zorlamak istiyor demek ki dedim bu romanı yazan kişi. Yani yorum üzerinden neye ulaştım? Lastik gibi gerginleştirdiği ifadesinin bana ne anlatmaya çalıştığına ulaştım. Peki devam edelim bakalım. O halde bununla ilgili bir sorumuz var. Şimdi diyor ki bu parçadaki bu parçada geçen bir yazarın derinliğine inme sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki parçayı okuyacağız ama şimdi bir yazarın derinliğine inme ifadesi şöyle bir düşündüm. Bana ne ifade ediyor olabilir? Bu arada önce soru sonra parçayı okuyoruz. 1950 kuşağının yapıtlarını okumadan Türk edebiyatının bugünün değerlendirmemiz mümkün değildir. Edebiyat tarihini ve bugün yaratan kuşakların eserlerini bilmeden bir kitabın veya bir yazarın derinliğine ermenin mümkün olmadığını savunurum diyor. Şimdi şıkları bir inceleyelim bakalım. Yazarla ilgili konularda araştırma yapma. Hayır, bakın araştırma yaparsınız tabii ki. Araştırma yaptığınız takdirde bir takım detaylara ulaşabilirsiniz ama bir yazarın derinlerini inmek demek şey demek onunla ilgili kimsenin göremediği şeyleri görebilmek. Yani onun e, bir bakışta ilk görüşte Göremediğin, anlayamadığın şeylerine ulaşmak demektir. Ben bunu nerede ulaşıyorum? B şıkkında ulaşabiliyorum. Yani bir yazarın derinliğine inmek sözüyle sana vermek istediği şey e, bu tarz sorularda öncelikle anlatımda istenen e, sözün bir parça içerisinde anlamına bakmak. Ben ne yaptım? Önce cümleyi kendime göre yorumladım. Sonra parçayı okudum. Çünkü biz sözcükte anlam ünitesinin en başında ne dedik? Sözcükler kullanıldığı parçaya göre anlam kazanırlar dedik. Evet, derinliğine inme ifadesinden ben kendimce bir yorum yaptım ama parçayı da okuyunca bu ifadeden emin oldum. O nedenle bolu seçeneğine ulaşabiliriz. Peki bir diğer sorumuz diyor ki bu parçada altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi altı çizili sözcü tabii ki oraya odaklanarak okuyacağız. Ama altı çizili sözcüğün de parça içerisinde kazanmış olduğu bir anlam var. Parçaya göre değerleniyor. Peki o halde her romancının iyi derecede üslup sahibi olması beklenemez. Ne var ki bir romancının aslında öyle olmadığı halde o zanlı taşıması bağcıkları çözülmüş bir ayakkabı ile yürümeye benzer. Ve bunun ne zaman yazara ayak bağı olacağı kestirilemez. Gün gelir eleştirmenin biri bu sorunu deyiverir ve okurları iyiden iyiye verir ondan diyor. Şimdi ayaklarına dolanan bağcık bunu önce bir somut anlamda bir düşünün. Benim ayağıma bağcıklar dolansa ne olur beni düşürür. Peki bağcık o halde orada kötü bir anlamda mı kullanılmış? Evet sana engel olan şeyler anlamında kullanılmış. Evet her yazarın diyor çok iyi bir üslubu olmak zorunda değildir. Ama sen eğer üslubun iyi olmadığını biliyorsan bunun da farkındaysan ne yapma? Hani ön da yaklaşma ama üslubunu düzeltmen gereken bir şeyler de varsa düzelt diyor olabilir. Şıkları inceliyoruz o halde şimdi. Ustalığına gölge düşürecek yapıtlar oluşturmak. Şimdi ustalığına gölge düşürecek yapıtlar oluşturmak değil burada kastedilen şey. Senin usta yapıtlar oluşturmana engel olan durumlardan bahsediyoruz biz. O zaman A şıkkını eledik. Geldim B'ye. İçerik bakımından nitelikli ürünler oluşturmayı becerememek. Şimdi içerik dediğin şey konudur arkadaşlar. Konu. Burada ne anlatılıyor demektir yani içerik dediğin şey. E ben içerikten bahsetmedim ki. Bir yazarın. İyi bir yazar ya da kötü bir yazar olmasına sebep olan durumlardan bahsediyorum. C'de diyor ki okurların ilgi ve beğenilerini dikkate almamak. Burada kastettiği şey tamamen yazarın kendisine alakalı bir durum. C şıkkında kastettiği şey ise okurların e, yazara etkisi bu da değil. D şıkkında sağlam bir söyleş oluşturmadan ürünler sunmaya çalışmak. Bak sağlam bir e, söyleş oluşturmadan yani ayakkabının bağcığı çözüldüyse onu eğil bir bağla tekrar. Yürümeye öyle devam et. Yani ne? Sağlam bir söyleyiş oluştur. İşini sağlam al, garanti al. Üslubunu düzelt. Gerekli çalışmaları yap. Ondan sonra eser yazmaya devam et diyor yani. Bu nedenle doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? D seçeneği olacaktır diyebiliriz.